Merhaba tekrar. Üçüncü bölüme başlayalım. Bakalım bu bölümde bitirebilecek miyiz yoksa dördüncü bölüme de kalacak mı? Oldukça detay gidiyoruz çünkü. Hakimler Kurulu ve Savcılar Kurulu. Peki. HSK kaldırılacak. Ha, bunu söylemiştik zaten, hakimlik savcı mesleği birbirine ayrılacak. Hakimler ve Savcılar Kurulu geçelim. Üye seçim yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığın sağlanması bakımından önemli. Yüksek yargı kurulları için. Hesap, çoğulculuk hesaplarıyla demokratik meşruiyet sağlanması için üyelerin yarısının Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 3'te 2 nitelikli çoğunlukla seçilmesi öngörülecektir. Matematiksel hükümler. Pratikte ne olacağını sonra göreceğiz tabii. Nitelikli çoğunluk şartının sağlanamaması halinde üyeler kura yöntemiyle belirlenecektir. Ha. Ben bunu seviyorum. Kura yöntemini severim. Üyelerin diğer yarısı ise Yargıtay, Danıştay, Türkiye Barolar Birliği, Adli ve İdari Yargı 1. Sınıf Hakim ve Savcılar tarafından kendi mensupları arasından doğrudan seçilecektir. Sanki matematik doğru kurulmuş gibi duruyor ama böyle kısacık bir inceleme okumayla bunu bilemeyiz elbette. Ama çok somut, spesifik bir cümle. Dolayısıyla mutabakat metni açısından kıymetli bir cümle. Bağımsızlık ilkesinin güçlendirilmesi için Adalet Bakanı Müsteşarı Hakimler Kurulu'nda yer almayacaktır. Yani hukuk devleti olmanın gereği olarak Yüksek Yargı Kurulu'nun disiplin kararları da yargı denetimine açık hale getirilecektir. Güzel. Barolar ve Türkiye Barolar Birliği. Yargının kurucu unsuru olan savunma anayasal güvenceyi kavuşturulacaktır. Zamanı. Çoklu baro uygulamasına son verilecektir. Ah. Temsilde adalet ilkesi seçimlerde. Tamam. Anayasa Mahkemesi. Anayasal düzenin temel hak ve hürriyetlerin güvencesidir. Olmalıdır. Görev ve yetkiler genişletilerek güçlü ve etkili denetim için mahkeme yeniden yapılandırılacaktır. Tamam. Bunlar hep şey. Güçlü, etkili denetim, şu bu genişletmek, daraltmak. Bunlar soyut cümleler. Bireysel başvuru, bunu nasıl yapacak? Bireysel başvurunun kapsamı, konu ve başvurulabilecek haklar bakımından genişletilecekmiş. Tamam. Güzel. Kısıtlanmasın zaten. Hiçbir türlü kısıtlanmasın. Kamu tüzel kişilerinin de bireysel başvuru hakkı kabul edilecektir. Peki, Anayasa Mahkemesi organ uyuşmazlığı davaları bakımından da yetkilendirilecektir. Bunun içeriğinin ne olduğunu anlamadım. Geçelim. Yasama, yürütme, yargı organları ve siyasi partiler ya da anayasa düzenlenen kurumlardan biri bir diğer anayasal organ ya da kurumun anayasal yetkilerini aştığı iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne başvurabilecektir. Şimdi anladım. Okumazsan anlamazsın. Oku ve anla. Mahkemenin artan iş yükü karşısında çalışma usulü iyileştirilecek. Bölüm ve üye sayısı arttırılacak. Hadi bakalım. Fakülteler azaltılacak. Bölüm ve üye sayıları mahkemelerde arttırılacak. Amin. Amin diyelim. Nasıl olacaksa. Anayasa Mahkemesi'nin bağımsızlığını etkileyen unsurlardan biri üyelerinin seçilme yöntemi. Peki, bu önemli. Anayasa Mahkemesi'nin üyelerinin TBMM tarafından Danıştay, Yargıtay, Sayıştay, Barolar Birliği ve Üniversiteler Arası Kurul tarafından belirlenen 3 katı aday içerisinden 3'te 2 nitelikli çoğunlukla seçilmesi öngörülecektir. 3 katı aday, güzel. Okay.
3 üye ise üst düzey kamu görevlileri, öğretim üyeleri ve en az 15 yıl mesleği icra etmiş serbest avukatlar, birinci sınıf hakim ve savcılar ile en az 5 yıl raportörlük. Raportörlük yapmış. Nasıl güldüm. Anayasa Mahkemesi raportörleri arasından Cumhurbaşkanı tarafından seçilen Cumhurbaşkanı'na yetki verilmiş. İlk başta yetkisizdi ya. Demek ki başka türlü yetkiler var. Demek ki üst, yani bu normal olabilir. Cumhurbaşkanı bilmem seçecek. Tamam. O zaman metnin üzerindeki Cumhurbaşkanı yetkisiz kılınacaktır lafını silmek gerekiyor. Orada heyecanlanmıştık. Diğer şartlar var. Çok spesifik. Ne kadar spesifik? Dörtte üçün hukukçu olması, mahkeme üyelerinin en az dörtte üçün hukukçu olması. Tamam. Zorunlu olacak. Tamam. Anayasa Mahkemesi'nde iptal davası açabileceklerin kapsamı genişletilecek. Genişletilsin. Cumhurbaşkanı meclisteki siyasi parti grupları ve meclis üye tam sayısının onda bir kadar milletvekili tarafından iptal davası açılabilecektir. Bu cümle ne diyor? Cumhurbaşkanı Anayasa Mahkemesi'ne iptal davası açabileceklerin kapsamı genişletilecek. Cumhurbaşkanı iptal davası açabilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki siyasi parti grupları ve meclis üye tam sayısının onda bir kadar milletvekili tarafından iptal davası açılabilecektir. Bu cümlede eksik bir şey var. Sizce de öyle değil mi? Danıştay ve Yargıtay. Yargıtay üyeleri Hakimler Kurulu ve Savcılar Kurulu tarafından seçilecektir. O bu tarafından seçilecek. Danıştay üyelerinin 4'te 3'ü, şu 3'te 2 nitelikli çoğunluk. Tamam. Tamam. Yaş hadleri doğana kadar devam edecekler. Tamam. Yüksek Seçim Kurulu. Yani bunları geçiyorum çünkü hepsi matematik. Kesin hükümler bunlar. Hükümlerin şeyini tartışmayacağımıza göre gayet güzel. Yüksek Seçim Kurulu'nun hukuki niteliğine ilişkin tartışmalar uygulamada çeşitli sorunlara yol açmaktadır. Büyük çeşitli sorunlar. Bu nedenle Yüksek Seçim Kurulu anayasada yargı bölümü içerisinde bir yüksek mahkeme olarak düzenlenecek. Kurulun niteliği açıklığa kavuşturulacaktır. Şimdi mevcut Yüksek Seçim Kurulu mahkeme gibi karar veriyor dendiği için yerden yere vurulmuş idi. Bu ne iş? Yüksek mahkeme olarak düzenlenecek. Yüksek Seçim Kurulu idari ve yargısal görevleri bakın iki daire ayrılacak. Yargısal görevi olan kurul bir yüksek yargı organı olarak idari görevi olan kurulun aldığı kararlara yapılan itirazları da kararla bağlayacaktır. Yani niteliği, kurulun niteliğini bilmeden bunlara bir şey söyleyemeyiz. Afaki kalıyor. Kalsın. Geçelim. Sayıştay hesap verilebilirliği sağlamak amacıyla bu da kurulmuş. 3'te 2 nitelikli çoğunlukla seçilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından. Sayıştay denetim kapsamı tüm kamu kurum ve kuruluşunu içerecek şekilde genişletilecek. Tamam, çok güzel. Demokratik hukuk devletinin güçlendirilmesine geldik. Güçlendirilmiş parlamenter sistem ile çoğulcu katılımcı özgürlükçü demokrasi. Geçelim. Türkiye'nin hukuka bağlı. Herkesin insan onuruna yaraşır bir yaşam sürdüğü ve sosyal refah standartlarına ulaştığı bir ülke haline
gelmesi sağlanacaktır. Yani bunun aksi düşünülebilir mi acaba ki bunu buraya yazmış? Neydi başlık? Demokratik hukuk değil mi? Peki. Türkiye kadınların, çocukların, gençlerin ve tüm vatandaşların geleceğe umutla baktığı toplumsal barış ve huzurun tesis edildiği mutlu bir ülke olacaktır. Niçin acaba buraya engeller yazılmaz? Bunlar hep afaki şeyler. Sürdürülebilir. Temel hak ve özgürlükler. Özgür ve demokratik bir Türkiye inşa edilecektir. Kadın erkek eşitliğinin tesisi. Çevre haklarının ve sürdürülebilirliğinin sağlandığı. Sivil toplumun güçlendirildiği. Bireylerin, oh kurban olduğum işte burada yazıyor bireylerin ve sivil toplumun güçlendirildiği. Yani bu metni yazanlar tarafından şu bireyler kısmı var ya, bireyler çok fazla içselleştirilmemiş ama olması gerektiğini de kavramışlar. Dolayısıyla bazen yazıyor, bazen yazmıyor. Şu bireyin burada yer alması çok kaliteli bir şey olmuş, iyi olmuş. Uluslararası sözleşmeler ve evrensel değerler çerçevesinde temel hakların ve başta ifade ile basın özgürlüğü olmak üzere tüm özgürlüklerin güvence altına alındığı. Tamam, öyle bir Türkiye inşa edeceğiz. Temel hak ve özgürlükler dil, din, mezhep, ırk, cinsiyet, siyasi ve sosyal aidiyet farkı gözetmeksizin tüm insanlar için güvenceye kavuşturulacak ve iç hukukumuz uluslararası standartlarla uyumlu kılınacaktır. Ötekileştirme hissi doğuran tüm uygulamalar ortadan kaldırılacaktır. Çok geniş, büyük, kişiden kişiye değişir falan gibi böyle bir şey. Yani burada yazan, yani yukarıda metnin üstünde yazan ve belki de bundan sonra yazacak olan bir sürü taahhüdü, şuyu buyu bilmem neye ilgili tabii ki taahhüdü ortadan kaldıran, genişleten, kapsamlarını genişleten, genişledikçe içini boşaltan bir cümle. Daha spesifik yazılmış olması gerekirdi. Bu mudur? Yani bu mudur? Hepimiz kardeşiz. Bitti. Bu metinde bunun biraz daha fazla incelenmiş olması, daha fazla derken yani oraya bir iki cümle yazarsın, belli bir şeye yola oturtursun, herkes tatmin olur. Öyle iki cümle yok burada. Onu demek istiyorum. Yoksa sayfalarca hak ve özgürlükleri vesaire yazın demiyoruz elbette. Düşünce ve ifade, toplantı ve gösteri yürüyüşü ile örgütlenme özgürlükleri. Çoğulcu özgürlükçü geçtik. Özgürlüklerin üzerine her bir baskı son verilecek. Peki. Mevzuatı yeniden düzenle. Mevzuatı düzenleyeceksin. İfade özgürlüğü teşvik edilecek. Kısıtlanmayacak. Kişilik hakları ihlal etmeyecek bir mevzuata kavuşacakmış internet. İyi olur. Toplantı ve gösteri yürüyüş hakkına ilişkin mevzuat yapılacakmış. Anayasa Mahkemesi vesaire vesaire. Değil mi? Vicdan özgürlüğü. Bakalım neymiş? Din ve vicdan özgürlüğünü güvence altına alan demokratik, laik, hukuk devleti, çoğulcu toplum düzeninin temelidir. Güzel. Herkesin inancına, kanaatine ve yaşam tarzına saygı duyulduğu, kişilerin din, inanç ve yaşam tarzı fark etmeksizin özgürce yaşadığı, herkesin kendi kimliğiyle ve kendisi olarak eşit şekilde toplumsal, kamusal ve siyasal yaşama katıldığı bir sistem inşa edilecektir. Güzel. Nasıl detayını bilmiyoruz. İlkeleri bunlar. Tamam. Kadın hakları. Kadınlar eğitim, çalışma hayatı ve karar alma mekanizmalarına katılma gibi büyük sorunlarla ve eşitsizliklerle karşı karşıyadır. Bunların güçlendirilmesi
önemli. Kadının sosyal, siyasal, ekonomik durumunun güçlendirilmesi önemli. Kadın ve erkek eşitliği sağlanacak. Toplum ve yaşamın her alanında tüm karar alma mekanizmalarında. Devlet politikası haline getirilecek. Uzun süreli bir çalışmadan bahsediyoruz. Yapısal, yasal, yapısal gerekler sağlanacak. Tamam. Kadına yönelik şiddetle etkin şekilde mücadele edilecek. Şiddetin önlenmesi adına uluslararası sözleşmeler ve ulusal mevzuat hükümleri etkili şekilde uygulanacaktır. Önce bir uluslararası sözleşmelere girelim de çıktığımız sözleşmelere. Ondan sonra uygularız. Uygulansın. Kadına karşı işlenen suçlarla ilgili Türk Ceza Kanunu'nda gerekli düzenlemeler yapılacaktır. Failler için caydırıcı cezaların görülecek, cezaların seçenek yaptırımlara çevrilmesi engellenerek infazının derhal uygulanması sağlanacak. Uygulanan indirim sebepleri yeniden düzenlenecek. Dır 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 dır. Cık 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 cık. Çok cik cik burası. Eğitim müfredatına ilkokul 1. sınıftan itibaren insan hakları ve kadın erkek eşitliği dersleri konulacak. Kız çocukların eğitim hakkı güvence altına alınacak ve bu hakka erişimin önündeki tüm engeller kaldırılacak. Adaletli bir çalışma hayatı için kadınların güvenceli çalışma, eşit ise eşit ücret, iş, özel yaşam dengesinin kurulmasına yönelik toplumsal bir dönüşümden bahsediyoruz. Bu bir şey, proje. Proje yazımı. Proje yazılmış. Mutabakat metni gibi proje. Peki, basın özgürlüğü. Basın özgür olacak. TRT ve Anadolu Ajansı bağımsızlık ve tarafsızlık esaslarına göre yeniden yapılandırılacak. Tamam. Medyada tekelleşme, kartelleşmeyi önlemek, medya sahipliği, finansmanı. Tamam, çok güzel. Rekabet kurumuna resmen inceleme yetkisi verilecek. Tamam ama yetkinin nasıl verildiğine bağlı olarak da değişebilir. Radyo ve televizyon üst kurulu görevini bağımsız ve tarafsız olarak yerine getirilmesi için yasal ve yapısal değişiklikler yapılacak. Kurulun idari ve mali bağımsızlığı güvence altına alınacaktır. Kurulun üyeleri, üye yapısında çoğulculuğu sağlamak üzere alanında uzman kişiler ve meslek kuruluşları temsilcileri tarafından, meclis tarafından nitelikli çoğunlukla seçilecektir. Şimdi devam edeceğiz. Bakalım sivil toplum, sosyal haklar. Şöyle bakıyorum. Tamam. Güzel. Şurada birazcık oyalanayım. Kadın hakları. Kadın hakları burada yer bulmuş. İyi olmuş. Gerçi içeriği dediğim gibi bir proje giriş yazısı gibi. Yani spesifik hüküm şu bu vesaire yok. Toplumsal bir dönüşümü tasvir ediyor olması gereken ideal. Belki de bizim gibi ülkeler açısından ütopik hedefler koyuyor. Bunu anladım. Burada itirazım olan şu. Kadın haklarını buraya koyduysan çocuk haklarını da koymalısın. Ayrı bir başlık altına koymalısın. Yani iki şeyden bahsediyorum. Bir konu olarak kadın haklarını koyduysan çocuk haklarını da ayrı koyacaksın. Açıkçası engelli haklarını da ayrı başlıklar olarak koyacaksın. Çocukların kadın hakları içerisinde işlenmesini ben sevmiyorum. Doğru bulmuyorum. Yanlış. Çocuklar ne kadın ne erkek olarak ne yaşlı olarak hakları yani yetişkin olarak hakların içerisine katılmış, monte edilmiş şekilde anılmamalılar, ayrı olmaları gerekiyor. Evet, böylece bunu da geçelim. Basın özgürlüğü, kız çocukların eğitim hakkı güvence altında. Yani kadın haklarının içinde olmaz bu. Basın özgürlüğü. Basın özgür iş yapacak. TRT Anadolu Ajansı bağımsız şeffaf. Keyfi akreditasyon kaldırılacak. Tamam.
Medyada tekelleşme, kartelleşme olmayacak. Bunları konuştuk, geçtik. Basın ilan kurumu yapısı, üye seçimi, basın özgürlüğüne uygun şekilde düzenlenecek. Kurumun görevini bağımsız ve tarafsız olarak yerine getirilmesi için yasal ve yapısal değişiklikler yapılacaktır. Vaatler. Burada bir şey yok. Spesifik bir şey yok. Diğer gördüğümüz yerlerdeki, alanlardaki gibi. Sivil toplum. Sivil toplum demokratik toplumun asli bir unsurudur. Öyledir. Devlet, sivil toplum ve yurttaş. Üç bacağıdır demokratik toplumun unsurlarından. Sivil toplum kuruluşlarına yönelik ayrımcılığa, oh ne güzel, ve baskıya son verilecek. Güzel. Bu kuruluşların özgürce çalışabileceği güvenli, çoğulcu ve elverişli bir ortam oluşturulacak. Tamam. Sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerini keyfi bir biçimde engelleyen düzenlemeler kaldırılacak. Demokratik toplumun gereklerine uygun düzenlemeler yapılacaktır. Cık cıktık. Tamam. İdeal. Çok güzel. Öyle olmalı. Yapılsın tabii. Ama yani vasat geçmiş. Buralar vasat geçmiş açıkçası. Kamu kuruluşlarının karar alma süreçlerine ve çalışmalarına sivil toplum kuruluşlarının katılımında açık kapı ilkesi esas alınacak. Bu kuruluşların kamu yararı statüsü ve vergi muafiyeti gibi desteklerden yararlanmasında eşit, adil ve şeffaf bir yöntem uygulanacaktır. Mutlaka yapılmalı. Mutlaka yapılmalı. Mutlaka yapılmalı. Bunu da sevdim. Açık kapı ilkesi esas alınacak. Yani bu ne demek? Lobicilik yasak ya. Evet, savunuculuk yapabilirsin ama kapı açık olacak gibi bir hüküm. Güzel. Bu güzel. Bu güzel bir hüküm. Net, somut. Diğerleri öyle olacak, böyle olacaktan ibaret. Sosyal haklar, insanca bir yaşam sürdürmek için engelli vatandaşlarımızın çalışma hayatı dahil toplumsal hayatın tüm alanlarına tam katılımların önündeki engeller kaldırılacaktır. Yani bir cümle mi ya? Var mı başka bir cümle? Yok. Arkadaş, çevre hakları ve sürdürülebilirlik bir, yani bir sayfa sen bunu anlatmışsın. Çok da iyi yapmışsın. Ama engelli vatandaşlarımızı bir cümleyi, yani metnin içinde devasa cümleler de var. Hiç değilse bir devasa bir cümle haline getirseydin daha bir şapka çıkartılırdı yani. Olmamış. Başarısız. Bu yönüyle bu metin başarısız. Herkesin eşit temsil edildiği falan gibi süslü cümleler hep diyorum ya, onlar mevcutken şu cümle tek başına burada komik. Evet, bu bölümü de burada keselim. Bayağı bir uzadı çünkü. Dördüncü bölümde buluşmak üzere.